Tabii bir acı biliyoruz. Ama bütün halkımız acımızı paylaşıyor. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan inanın ki bir acı yüreklerinden hissediyor. Elimize gelecek. Yani taziyesi olan yağmurun altında. Bakalım. Herkes bunu söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Yani jeoloji mühendisleri söylüyor, şeyler söylüyor. Yani 3 gün devletten hiçbir sesin çıkmaması, yardım etmemesi maalesef canlarımızın daha fazla gitmesine neden oldu. Bugün de bakıyoruz ki hala bir duyarsızlık var. Yardım etmek isteyen sivil toplum örgütlerine müdahale ediyorlar. Partimizin yaptığı işte yardımları engellemeye çalışıyorlar. Demokrat insanların, sol sosyalist grupların yardımlarını engellemeye çalışıyorlar. Yani bir yerde bu felaket yaşanırken ikinci bir felaketi devlet yaşatıyor maalesef. Devlet bize yaşatıyor. Ama biz tabii ki bütün gücümüzle birbirimizi kucaklayarak, yardımlaşmayı güçlendirerek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bütün imkanlarımızla her zaman halkımızın yanında olacağız. Tabii ki şu gerçek de var. Yani devletin yapmadığı şeyler biz ne kadar yapalım? Elimizden gerçekçi olmak lazım. Partinizin manevi desteği maddi elbette destekten şu yani, şartlarda çok daha kıymetli. Yani bunun kıymetini bilmek lazım. Gerçekten köylere kadar gittiler. Evet, bu çok önemli bir şey. Sonuç olarak yeterli değil. Ne yapsak yeterli. 3 gün maalesef gerçekten devlet yoktu. Organize olamadı. İlk organize olmaya başlayınca da bizim halkımızla buluşmamız, onların yaralarını bir nebze olsun sarmak çabamız engellenmek istendi. Ama tüm buna rağmen biz yanınızda olmaya çalışıyoruz. Çok korktum. Her şeyde. Şamar buraya gelmemiş ya, yolda çıkmış. Acınızı paylaşmak için bugün buradayız. Yoksa yani sözle ne söylersek söyleyelim mutlaka eksik kalacaktır. Oğlum devlet yoktu. Yani biz vardık. Gittiğimiz hiçbir yerde görmedik. Yani ben çok açık söyleyeyim. Elbistan, Pazarcık ve o hatta 4. 5. günde tek bir tane çadır yoktu. Hala çadırın gelmediği yerler var. Çadır gönderdikleri yerde neredeyse soba yok. -16 derece olan yerler var. Yani hem enkazı kaldıramadılar, insanları kurtaramadılar. Daha sonra enkazın altında kalan insanlara insan muamelesi yapmadılar. Resmen enkaz muamelesi yapıp vahşice enkazı kaldırmaya çalıştılar. İnsanların ihtiyaçlarının hiçbirisini karşılayamadılar. Daha kötüsü yani ülkenin dört bir yanından yardıma koşan insanların yardımına da müdahale ettiler. Valilikler tırlara el koydu. AFAD pankartlarını asmaya çalıştılar. Pazarcık gibi yerlerde kurduğumuz koordinasyon merkezlerine kayyum atadılar. Halkımıza yardım etmemizi engellediler. Yani hem hiçbir şey yapmadılar hem de yapanları engellemeye çalıştılar. Bugün de buralarda dolaşıyorlarmış her ikisi Erdoğan'la Bahçeli. Köy köy, ilçe ilçe mi, şehir şehir nasıl dolaşıyorlarsa, neyin propagandasını yapıyorlarsa, hangi yüzle halkın karşısına çıkıyorlarsa bilmiyoruz ama gerçekten hep beraber gördük. Yani gözlerimizle gördük, uzaktan Ankara'dan seyretmedik. Köy köy gezdik gördük, ilçe ilçe gezdik gördük. Enkazın altında sadece halkımız değil emin olun devlet de kaldı. Ve şimdi hala herkesin yarasını sarabilecekmiş gibi propaganda yapıyorlar. Biz sonuna kadar halkımızın yanında olacağız.